Sana karşıdan geçmemesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, milletvekillerim, kıymetli Genel İdare Kurulu üyelerim, çok değerli Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekilim, çok değerli il yöneticilerimiz, İş İnsanları Çalışma Komisyonumuzun çok muhterem yöneticileri, Bursa basınımızın ve ulusal basının çok değerli temsilcileri, kıymetli yazarlarımız, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nın ve İş İnsanları Çalışma Komisyonumuzun 22 Eylül tarihinde Sayın Genel Başkanımız ve İYİ Parti'nin ekonomi kurmaylarının katılımıyla Bursa İş Dünyası buluşması ve ekonomideki kurtuluş planının açıklanacağı program öncesi, hem bu programın tanıtımı ve hem de İş İnsanları Çalışma Komisyonumuzla ve partimizin diğer yetkili kurullarıyla uzun süredir Bursa İş Dünyası'nda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını paylaşacağımız basın açıklamamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Ben basın açıklamasına geçmeden özellikle Haziran'ı bir takdim etmek, ardından da kalan kısmını oturarak devam etmek istiyorum. Sağ tarafta kıymetli İsmail Tatlıoğlu Hocam, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanımız, yine İş İnsanları Çalışma Komisyonumuzun değerli üyeleri Nermin Ceyhan Hanım, Seçil Bulcan, Ürküt Hanımefendi, Eyüp Çağlar Bey, Ece Eker Hanımefendi, Başar Kütükoğlu, Erol Selçuk Bey, Cem Gönen Bey, Denizhan Sezgin Bey, İmiray Hanım misafirimiz, bu tarafta milletvekilimiz ve genel başkan yardımcımız Sayın Ahmet Kamil Erozan, il başkan vekilimiz, aynı zamanda çalışma komisyonumuzun da başkanı Sayın Nevzat Kocakurt, genel idare kurulu üyemiz Sayın Hasan Toktaş, divan üyemiz Sayın sizden bir o İbrahim Erdoğan, yine genel idare kurulu üyemiz Sayın Müberra Çakır, divan üyemiz ve aynı zamanda kalkınma politikaları başkan yardımcımız Ümit Özdağlı hocamın yardımcısı Sayın Özgür Şimşek ve avukat Şeyda Şahin genel merkezde Merkez Disiplin Kurulu başkan vekilimiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Müsaadenizle oturarak devam edelim. Değerli basın mensuplarımız ve kıymetli dostlarımız, bu sizleri genel başkan yardımcılarımız, GİK üyelerimiz, başkan vekilimiz, divan üyelerimiz ve iş insanları komisyonumuzun çok değerli mensuplarıyla sevgi ve saygı muhabbetle selamlıyoruz. Öncelikle siz kıymetli basın emekçilerimizin ülkemizin içinde bulunduğu şu sıkıntılı süreçte ekonomik açmazların adeta zirve yaptığı bu zorlu dönemde en güç koşullarda görev yapanların başında geldiğinizin bilincinde olduğumuzu fark etmenizi isteriz. Biliyoruz ki bunca kuşatılmışlığa, onca nüfuz etmelere rağmen son derece özverilerde bulunarak hepimizin kutsal saydığı kurumsal yayıncılık ve toplum yararına habercilik yapma sorumluluğunu yerine getirmeye gayret gösteriyorsunuz. Halkın haber alma hakkının yerine getirilmesindeki anlamlı fedakarlığınızın ve çok önem taşıdığının farkında olduğumuz kıymetli katkılarınızın da farkındayız. Emeğinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Yakın bir gelecekte yaşanacağına inandığımız kaçınılmaz değişimle birlikte basın ve medyaya ilişkin sorunlara ve tabii ki siz değerli basın emekçilerine dair yaşanan maddi manevi sıkıntılara da köklü çözümler bulacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle tekraren hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Değerli arkadaşlar, demokrasiler aslında
tam anlamıyla bir denge rejimidir. İktidarlar hizmet etmek için muhalefet partileri de bu hizmet faaliyetlerini denetlemek, kamu yararına doğru olan icraatların yanında olmak, yanlışların da hesabını millet adına sormak için vardır. Biz de İyi Parti olarak halkımızın bize verdiği muhalefet görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Sizler de bu çabalarımızı dikkatle takip ediyor ve izliyorsunuz. 2 yıllık görev sürecimizde bugüne kadar yaptığımız 259 basın açıklamamızın yarısından fazlasını sahada, alanda, meydanlarda gerçekleştirmiş olmamız ve vatandaşın canı nerede yanıyorsa orada bulunmamız aslında milletimizle her daim iç içe olduğumuzu gösteriyor. Şu hazin gerçeğin altını çizmek zorundayız. İnanın ülkemizde de, şehrimizde de işler hiç ama hiç iyiye gitmiyor. İktidar sahipleri bunu dünya da iyiye gitmiyor diyerek sulandırıyorlar ama kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hatta Patagonya'da bile %500'leri aşan zamlar, %400'leri aşan enflasyon, %300'leri aşan kur artışları, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar yaşanmıyor. Bu bize özgü ve mutlak surette de kötü yönetilmemizle ilgili büyük bir sorun. Bu kesin böyle. Üstelik bu güzelim memleketimizde hangi konuyu ele alırsak alalım, sosyal, ekonomik, toplumsal veriler vallahi de iç açıcı değil, billahi de iç açıcı değil. Ancak esasen biz bugün spesifik bir konuya sanayici ve iş insanlarımızın hayati önem taşıyan sorunları ve beklentilerine yoğunlaşacağımız için daha başka detaylara girmeyeceğiz. Kıymetli dostlar, milletimizin her kesiminde olduğu gibi iş dünyamızın sektörel bazda hemen hemen her alanda aslında kızılca kıyamet koptukça kopuyor. Geleceği görememenin, içine girilen karanlık tünelin neredeyse uçsuz bucaksız olmasının yarattığı umutsuzluk da arttıkça artıyor. Bakın, bir noktanın altını çizmek isteriz. Bursa İl Teşkilatımız bünyesinde pek çok konuda ihtisas komisyonları oluşturduk. Bugün burada sizleri İş İnsanları Komisyonu üyelerimizle birlikte ağırlıyoruz. Onların her birine huzurlarınızda yaptıkları çalışmalarla bizlere ışık tuttukları için son derece değerli sonuçlar üreten gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Komisyonumuzu oluşturan ve her biri çok kıymetli iş insanı üyelerimizle birlikte Bursa sanayisine ve iş dünyasına yön veren, gerek kent ve ülke ekonomisine katma değer üreten sanayici ve iş insanlarımıza sürekli ziyaretlerde bulunduk. Onları dinledik ve kendimizi izah ettik. Kişi, kurum, kuruluş, sanayici iş adamları, iş insanları dernekleri dahil olmak üzere hem bireysel hem de kurumsal anlamda yaptığımız bu ziyaretlerdeki görüş alışverişleri sonunda iş dünyamızla ilgili ciddi verilere ulaşıyor, iş insanlarımızın genel anlamda da nabzını tutmuş oluyordu. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde oluşan raporlarımızı da genel merkezimizle paylaşıyor. Partimizin iktidar yürüyüşü amaçlı mücadelesinde ürettiği çözüm projelerinin oluşmasına katkı koymaya çalışıyoruz. Bakın, Bursa ile ilgili ortaya çıkan hazin tablodan bazı somut örnekler verelim. 2012 yılında 50 iş insanı ve 650 izleyicinin katılımıyla başlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi
yıllar içinde gelişerek Türkiye'den ve dünyadan üst düzey 110 konuşmacı ve yaklaşık 2000 katılımcıya ulaşmıştı. Bursa'ya mal olmuş bu zirve bu yıl nerede yapılacak biliyor musunuz? Sıkı durun, Sapanca'da. İş dünyasının yıllardır büyük ilgi gösterdiği ve 11. yılını dolduran Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Sapanca'da gerçekleşecek olması sizce de çok şey anlatmıyor mu Bursa adına? Zirvenin adı Uludağ, patenti Bursa'ya ait ancak Sapanca'da yapılıyor. Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam önceki senelerle kıyaslandığında Bursa gibi bir kentin ihracatının duraklama devrine girdiğini gösteriyor. Enerji ve ham madde gibi girdi maliyetlerindeki artış sürerse duraklama devrinin yerini anlaşılan gerileme devri alacak. Bursa ekonomisinde verilerin kıyaslanabileceği bir diğer gerçek de şu. Şehrimizde çalışan nüfusun çalışabilir nüfusa oranı %50 seviyelerinde. Avrupa standartlarındaki bu oran ise %80. Yani şehrimizdeki refahın artması çalışan rakamının bu oranda yükselmesine bağlı olduğu da son derece açık. Sınırları içerisinde 17 organize sanayi bölgesi bulunan Bursa'nın toplam yüz ölçümü içindeki sanayi alanının 110 milyon metrekare olduğu biliniyor. OSB'lerdeki alan ise 50 milyon metrekare. Yani bundan da mevcut sanayi üretiminin %55'inin plansız sanayi alanlarında olduğunu anlıyoruz. Asıl sorunun kaynağı buysa bugüne kadar neden çözülemedi? Bunda kent yöneticilerinin hiç mi suçu ve sorumluluğu yok? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği raporuna göre Ocak-Haziran 2022 arasındaki dönemde Türkiye'de kurulan şirket sayısı geçen yılın ilk yarısına göre %20.8 oranda arttı. Kapanan şirket sayısı ise %83.3 artışla 9.000'i geçti. Bursa'ya gelelim. Aynı dönemde kurulan şirket sayısı geçen yıla göre %24.9 arttı. Kapanan şirket sayısındaki artış oranı ise %67.5 oldu. Söz konusu dönemde Bursa'da 31 kooperatif ve 297 gerçek kişi ticari işletme kurulurken 13 kooperatif ve 257 gerçek kişi ve ticari işletme de kapandı. Geçtiğimiz Haziran ayında kurulan şirket sayısı %40.1 artarken kapanan iş yeri sayısı ise %115.3 artarak 2640'a yükseldi. Yine Haziran 2022'de Bursa'da kurulan iş yeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre %37.7 artarken kapanan şirket sayısı ise %134.4 olarak kayıtlara geçmiş. Özetle kıymetli dostlar, ekonomik tablolardaki hiçbir veri hem ülkemiz için hem de hususen Bursa'mız için iyiye gitmiyor. Sevgili basın mensuplarımız, genel tablo sanayicilerimiz ve iş dünyamızda da maalesef hiç iyi değil. Yatırım, istihdam ve üretim verileri her geçen gün çok daha kötüye gidiyor.
Şöyle büyüdük, böyle büyüdük aldatmacalarıyla da işler aslında düzelmiyor. Bakın, bugün hangi sanayicimizle, hangi iş insanımızla konuşursanız konuşun, size ilk olarak artan elektrik, doğalgaz gibi enerji ve ham madde maliyetlerindeki korkunç artışların bütün bilançolarını içinden çıkılmaz hale getirdiğini anlatacaktır. Nasıl anlatmasınlar ki? Sanayideki doğalgazı ele alalım. Bundan 3 ay önce tarifede yıllık %448 artış vardı. Bu ayın başında ise %50.4 daha zam yapıldı. %500'leri bulan artışla adeta rekor üstüne rekor kırıldı. Yine bundan 3 ay önce sanayi elektriğindeki yıllık bazdaki artış %250 olmuştu. Eylül başında yapılan %50 zamla maşallah o da %300'ü geçti. Özellikle otomotiv sektöründe enerji girdi maliyetleriyle ham madde maliyetinin eşit değere geldiğini görüyoruz ki dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine absürt bir tablo yok. Metal sektöründe enjeksiyon üretiminde özellikle de kaynakta yüksek ısı enerjisi yaratmak için mutlaka doğalgaz gerekli. Bir yıl öncesine göre doğalgazda bu maliyet %500'ü aştıysa, elektrikteki artış %300'lerdeyse, servis ve yemek maliyetleri desen onlar da tamı tamına %220 oranında katlandıysa, bu durumda ne yapacak? Üretim yapmak ve malını satmak isteyen sanayici. Biz söyleyelim ne yapacağını. 1. Ya sattığı mala %30 veya %40 zam daha yaparak üretim yapmaya devam edecek. Yani bir ürün 100 TL ise 140 TL olacak. Ya fabrikasında hem beyaz yaka hem de mavi yaka çalışan sayısını indirecek. Yani 100 kişi çalışıyorsa en az 20 mavi yakalı, en az da 5 beyaz yakalı çalışanını işten çıkaracak. Ya da zam yapmak istemiyor veya işten çıkarmaların önüne geçmek istiyorsa düştü denilen ancak realitede henüz gözükmeyen %30-40 faiz oranında kredi kullanarak üretimini sürdürmek zorunda kalacak. Başka şansı yok. İş dünyasının sorunları bunlarla da bitmiyor. OSB'lerde yeterli derecede alanın olmaması ve ilk yatırım arsa maliyetlerinin çok yüksek olması sanayicinin elini kolunu bağlayan bir başka dert. Ekonominin olmazsa olmazı üretim, istihdam ve yatırımdan oluşan üçlü sac ayağının devamını sağlamak için banka kredisi kullanılıyor değil mi? Burada da iş insanının karşısına halen kredi faizlerinin çok yüksek olması ve bankaların likidite girişine bağlı olarak kredi kullandırma oranını çok düşürmesi, hatta kredi vermemesi çıkıyor. Kullanabildiği kredinin geri ödeme zamanının çok kısa olması da diğer büyük bir sorun. Bitti mi? Bitmedi. Ve bitmez de. Dövize bağlı ham madde girişinin kurun sürekli yükselmesi sebebiyle çok artmasını ve bu nedenle de üretimini devam ettiremeyecek duruma gelmesini söylemeyelim mi? Kısa adı GES olan güneş enerji sisteminin kullanım koşullarının bir türlü sanayiciye uygun hale getirilememesini saymayalım mı? Ülkenin eğitim koşullarının meslek liseleri ve kalifiye eleman yetiştirecek konumda olmaması nedeniyle yüksek oranda kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını
sıralamayalım mı? Ülkemizde bağımsız bir hukuk sisteminin olmaması sebebiyle özellikle nitelikli yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yapmak istememesini vurgulamayalım mı? Kıymetli basın mensupları. Kısacası sanayici ve iş insanlarımız da tıpkı asgari ücretlimiz, emeklimiz, işçimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurumuz gibi yalnız ve sahipsiz bırakıldı. O nedenledir ki iş dünyasında kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Kimse üzerine hiç alınıp darılmasın. Sanayici ve iş insanları kuruluşları, kurumlar, dernekler, SİAD'lar, STK'lar vesaire artık bıçağı kemiğe dayandıran bu sorun ve sıkıntılara bigane kalınca da gerçekleri haykırma işi doğal olarak muhalefet partilerine hususen bizim üzerimize düşüyor. Hiç kuşkunuz olmasın. İyi Parti olarak biz duruma hakimiz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda vesairede olduğu gibi ekonomide de bugünün büyük fotoğrafını çekiyoruz. Ona göre ülkemizin geleceğini planlıyoruz. Projelerimizi de birer birer açıklıyoruz. İşte o nedenle 22 Eylül Perşembe günü Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in teşrif edeceği Bursa İl Başkanlığı İş İnsanları Komisyonumuzun düzenlediği Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması adı altında kıymetli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda Sayın Genel Başkanımızla birlikte partimizin ekonomi kurmaylarını konuk edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanımız kıymetli hocam Sayın Profesör İsmail Tatlıoğlu, ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Profesör Bilge Yılmaz, kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Profesör Ümit Özlale ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Samsun Milletvekili Sayın Erhan Usta, iş dünyamızın seçkin sanayici ve iş insanlarına ayrıntılı sunumlar yapacaklar. Ekonomide kurtuluş planı ana başlığı altında yapılacak sunumlarda partimizin acil istikrar ve kapsayıcı büyüme eylem planı ile istikrarlı ve üreten Türkiye konulu projeleri katılımcılarla paylaşacaklar. 22 Eylül Perşembe günü saat 14'te yine Sheraton Otel'de gerçekleşecek iş dünyamızla buluşmamıza ve yine katılımınızdan biz mutluluk duyacağız. Sağ olasınız, var olasınız. Hem davetimizi yineliyor ve hem de bugünkü toplantımıza katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerek sayın vekillerimize, gerek bizlere sorularınız varsa onları da cevaplandırmak isteriz. Buyurun hocam. Değerli basın mensupları, hepiniz tekrar hoş geldiniz. İyi Parti, Sayın Genel Başkan ve Ekonomi Grubu esasında Türkiye'de şehirlerinde bu programlar çerçevesinde iş dünyası buluşmalarını gerçekleştiriyor. Düğmesini. Şunlardan bir tanesi çalışıyor. Bu çerçevede 16 toplantı gerçekleşti. 16 şehirde ekonomi kurmayları ve genel başkanımızla yaklaşık 50 civarında iş insanımız bir salonda bir araya geliyorlar ve her birisi kendisini ve Türkiye'nin sorunlarını ifade ederek bir interaktif bir görüşme oluyor. Ve sonra da ekonomi kurmayları katılanlar bu sorulara cevap veriyor ve siyasi sorulara da Sayın Genel Başkanımızın verdiği cevaplarla gerçekten 5 saati aşan toplantılarımız oluyor. Ve bunlar da baktığımızda Türkiye'nin
sanayisi ve iş dünyasının sorunları bu anlamda hem sahiplerinden dinleniliyor ve de bizim çözümlerimiz kendilerine ulaşıyor. Tabii Bursa bu anlamda biraz daha farklı bir jargon üzerinden çok daha büyük bir sanayici ve iş adamını misafir etmek üzerine kurgulanmış bir toplantı organizasyon ediyor. Bu nedenle ben bu çerçevede iş dünyası, iş insanları komisyonuna, il teşkilatımıza çok teşekkür ederim. İnşallah burada da 22 Eylül günü 4 konuşmacı, ya ekonomist, bunlardan biri Bilge Yılmaz Bey, biliyorsunuz Vartın Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi ve şu an ekonomi politikaları başkanımız. Diğeri Ümit Özdağ Bey, o da hem Harvard hem Özyeğin Üniversitelerinde ders veren bir arkadaşımızdı. O da kalkınma politikaları başkanımız. Diğer arkadaşımız Erhan Usta Bey, devlet planlama teşkilatında uzun yıllar çalışmış ve kamu maliyesi alanında çok yeterliliği yüksek olan bir arkadaşımız. Ve bir de ben Bursa'dan onunla ilgili bir 4 ekonomist ve Sayın Genel Başkanımızla beraber inşallah 22 Eylül saat 14'te Sheraton Otel'de bir araya geleceğiz. Ve bu biraz daha farklı bir jargon üzerinden yürütülecek. Bursa'nın sorunlarını, iş dünyasının genel sorunlarını ve Bursa sanayicisinin iş dünyasına bakışını, Türkiye ve dünyaya bakışını hem kendilerinden dinleyeceğiz hem de bizim o sorunlarla ilgili bir cevaplamalarımız karşılığını bulacak. Hepinizi bu anlamda bu toplantımıza da bekliyoruz ve iş dünyasının gerçekten şimdiden ciddi bir ilgisi var. Ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim.